Merhaba sevgili öğrencilerim. Sağlık psikolojisi dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tükenmişlik sendromu. Tükenmişlik kavramı ilk kez 1974 yılında Frödenberg tarafından ortaya konmuş ve 1981 yılında Maslach tarafından günümüzde kabul gören tanımı yapılmıştır. Maslach tükenmişliğine bakarsak şöyle kabaca çocuklar, kişinin profesyonel iş yaşamında ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde olumsuzluklara yol açan öz saygı yitimi, kronik yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının gelişimi ile birlikte seyreden fiziksel, duygusal ve entelektüel tükenmeyle karakterize bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Tükenmişlik kavramı genel olarak meslek üyelerinin mesleğin anlamı ve amacından kopması ve hizmet götürdüğü insanlarla artık ilgilenemiyor olması ya da aşırı stres ve doyumsuzluğa tepki olarak kişinin kendini psikolojik olarak işinden geri çekmesi olarak tanımlanmaktadır. Tükenmişlik uzun süre iş stresine maruz kalma sonucunda ortaya çıkan strese karşı bir tepkidir. Demek ki neymiş arkadaşlar? Tükenmişlik uzun süre iş stresine maruz kalma sonucunda ortaya çıkan strese karşı verilen bir tepkidir. Tükenmişlik genel olarak 3 aşamada değerlendirilir. Evet, burada görüyorsunuz bir hanımefendi artık taşıyamayacağı kadar bir yükü çekmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar duygusal tükenme. Kişinin yaptığı iş nedeniyle duygusal kaynaklarının tükenmiş olduğunu hissetmesi tükenmişliğin aslında en önemli belirleyicisidir. Zaman zaman bunları yaşarız arkadaşlar duygusal tükenme artık tükendim bittim diye bazı serzenişlerde bulunuruz. Demek ki bazen üzerimize yapamayacağımız kadar ve altında kalkamayacağımız kadar iş yüklendiği zaman kendimizi bu tür duygular içerisinde hissederiz. Zaman içerisinde buna çözümler bulundukça ortadan kalkacak bir aslında sendromdur. Tükenmişlik sendromu ilerledikçe işi önemsememe ve işi bırakma gibi davranışlar görülür. Bir diğeri ise duyarsızlaşma, yani depersonalizasyon. Kişinin hizmet verdiklerine karşı duygudan yoksun biçimde tutum ve davranışlar sergilemesidir. Bireylere karşı bir insan olarak değil de bir nesne olarak yaklaşımı söz konusudur. Kişisel başarı eksikliği vardır. Kişinin işe karşı motivasyonu düşmüştür. Kişi kontrol eksikliği ve çaresizlik hisseder. Zamanla işle ilgili çeşitli olaylarda kendini yetersiz algılama ve iş yerinde karşılaşılan kişilerle olan ilişkilerde de başarısızlık duygusu baş gösterecektir. Yani iş yerinde bir uyumsuzluk ve başarısının olmadığını düşünerek kendi içine kapanacak ve öz saygısını kaybetmeye başlayacaktır. Peki sebepleri nelerdir? Aslında sebepleri çok fazla olmakla beraber belirli gruplar altında toplanmıştır. Bunlardan bazılarına değineceğiz arkadaşlar burada. İnsanlar aşırı düzeyde sorumluluk aldıkları sorumlulukları yerine getirdikleri halde takdir edilmedikleri ve bu şekilde çalışmaya uzun süreli olarak devam ettikleri ortamlarda tükenmişlik içine girebilirler. Tükenmişliğin 2 ana sebebi vardır aslında. Bunlardan birincisi iş ortamı, ikincisi ise aile ortamıdır. Evet, burada görüyorsunuz aşırı iş yükü altında kalmış bir hanımefendinin tükenmişlik sendromu. Aslında fiziksel olarak da yüzümüze, gözümüze yani vücut dilimize de yansıyan bir ifadedir arkadaşlar aslında tükenmişlik sendromu. İş yaşamında tükenmişlik sebepleri nelerdir? Her iş ortamı insanı tükenmişliğe götürebilir. Ancak yapılan birçok çalışmada birebir insana hizmet veren kurumlarda, insanlarla iletişim halinde bulunan mesleklerde, mesela öğretmenlik, sağlık mesleği gibi veya yöneticilikte, yönetici kademesindekilerde kurtarıcı pozisyondaki bireylerde, yaşamsal önemi olan kararlar veren kişilerde, takım liderlerinde, zaman baskısı ile işi yetiştirmek durumunda kalanlarda, dikkatli olmayı gerektiren işlerde çalışanlarda daha sık görülmektedir. Yani iş yoğunluğu ve zorluğu ne kadar fazla ise tükenmişlik sendromunda bu denli hızlı ve daha çabuk görülecektir. Bazı serzenişlerde bulunurlar. Yani ister istemez bunu beden diline de yansıtmalarına rağmen bazı süreçlerde buna uygun cümlelerde kurarlar. Mesela kendimi sürekli yorgun hissetmeye başladım. Enerjim hızla tükenip gidiyor. Nedenini bilmediğim bir huzursuzluk var. Kendimi iyi hissetmiyorum, canım işe gitmek istemiyor, ayaklarım geri geri gidiyor,
sizlerde de olabilir. Hiç okula gitmek istemiyorum. Hiç yataktan çıkmak istemiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Bu tür konuşmalar her geçen gün biraz daha artıyor ise tükenmişlik sendromu başlamış demektir. Bu durum hastalara sundukları hizmetin kalitesini ve mesleki doyumlarını etkilemekte, özellikle sağlık personelinin aile ve sosyal yaşantılarında da sorunlara neden olabilmektedir diyoruz. Evet, iş ortamında insanı tükenmişliğe götüren sebepler aslında çok fazladır ama kabaca burada bazılarına değineceğiz arkadaşlar. Görev tanımlarının ve çalışandan beklentilerin gerçekçi olmaması, yani sanal alemde hayali olarak bazı görev tanımlarının yapılması. Aşırı iş yükü ve uzun süreli çalışma saatleri. Haftanın her günü çalışılması, dinlenme zamanlarının az olması, çalışanların kendine ayıracakları veya ailelerine ayıracakları zamanın az olması tükenmişlik sendromunu artıran sebeplerdendir. Eve iş getirme, tatil günlerinde aile bireyleriyle birlikte olamama, emeğinin karşılığını almadığını düşünme, vardiya şeklinde çalışma veya uykusuzluk, sosyal olanakların ve ücretlerin az olması, iş riskinin fazla olması ve sağlığını etkilemesi, takdir görmeme yani teşekkür edilmeme, yaptığı işi takdir edilmemesi, hizmet içi eğitimlerin olmaması, kariyer gelişim için yeterli fırsatların tanınmaması, çalışanların karar verme ve inisiyatif kullanma yetkilerinin olmaması, güven duyulmayan iş ortamı, iş arkadaşlarıyla güvene dayalı bir ilişkinin olmaması gibi arkadaşlar. Bireyin kendisinden kaynaklanan tükenmişlik sendromları da vardır. Yani illaki iş yerinde olacak diye bir durum yok. Bazen de bireyin kendisinden kaynaklanan tükenmişlik sebepleri olabilir. Bunların başında işte kişisel nedenlerde stresli olma, gerçekleşmesi zor hedeflerin olması, öz saygının bozulması, aşırı duyarlı ve hassas olma, fazla alkol kullanımı, sosyal aktivite azlığı, kendini ve ailesine zaman ayıramama gibi. Ailesinin ve sosyal çevresinin beklentilerinin fazla olması, beklentiler ne kadar çok olursa mutsuzluklar da aynı şekilde büyük olacaktır. Her şeye yeterli olduğu ve her zorlu durumu düzeltebileceğini düşünme, mükemmeliyetçi olma, karşıma çıkan bütün sorunları tamamen çözebilirim diye düşünme, en küçük bir başarısızlığı kabul edememe, sabırsız ve aceleci olma gibi, yani karakterinde bulunan sabırsızlık ve aceleci olma, aklına gelen ilk çözüm yolunu doğru veya yanlış olduğunu düşünmeden uygulamaya çalışma gibi durumlar. Hayır diyememe, yani arkadaşlarını ve aile bireylerini mutlu etmek, üzmemek adına almak istemediği sorumluluklar üzerine alma. Ve bunun üzerine de hayır diyememe, istemese bile kabul edebilme iş yükünü artırmaktadır ve bu yüzden de tükenmişlik sendromu artmaktadır. Çevredeki kişilerin bireyin yeteneklerini ve potansiyelini aşacak düzeydeki beklentileri kişide tükenmişliğe neden olmaktadır diyoruz arkadaşlar. Peki belirtileri nelerdir? Aslında belirleyici büyük ve önemli belirtiler enerji kaybıdır. Motivasyon eksikliğidir, başkalarına karşı negatif tutum ve geri çekilmedir. Bunların başında arkadaşlar bireysel belirtiler vardır. Bireyde tükenme durumunda ortaya çıkabilecek başlıca belirtiler fizyolojik belirtilerdir. Kendini çok yorgun hissetme, halsizlik, fiziksel olarak enerji kaybı yaşama, bulantı, kusma veya baş ağrıları gibi fizyolojik olarak bazı belirtilerin ortaya çıkması, iştahsızlık ya da aşırı derecede yeme gibi kilo alma veya kilo verme, kas krampları, bel ağrısı, uyku bozuklukları ve psikosomatik olarak bozukluklar görülür arkadaşlar. Psikolojik belirtiler ise duygusal yönden bittiğini hissetme. Çok çabuk öfkelenirler, abartılı bir tepki verirler, aşırı heyecan, mutsuzluk, becerilerde güçlükler yaşama, hayal kırıklığı, en önemlisi anksiyete, huzursuzluk, sabırsızlık, uyku düzensizlikleri, bunların hepsi nedir? Psikolojik sebepler arasına girmektedir diyoruz arkadaşlar. Davranışsal belirtiler ise değişimlere karşı tepki gösterme, sık sık hata yapma, işlerini hep bir sonraki aşamada erteleme ya da sürüncemede bırakma, işe karşı ilginin azalması, aşırı iş yüklendiğini hissedilmesi, işe geç gelme, neden belirterek ya da nedensiz işe gelememe gibi, iş yapmada isteksizlik, işi bırakma eğilimi, kaliteli hizmet verememe, ilişkilerde bozulma, kaza ve yaralanmalarda artış görülmesi de yine davranışsal belirtiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.